Ben sana güzel bir uygulama atacağım. Çıkışta da görüşeceğim abi. Her türlü kolaylık, her türlü bizim işimiz bu zaten. Biz bunun için maaşlıyoruz. Edirne'de çalışıyor arkadaşlar. Arkadaşlar evlendi 50 sene ve paranın kaybolması. Bundan önceki süreçte çocuğunuz mevcut bir harçlık alıyorsa ilk başta bu harçlıkları alarak hem bu maddenin satış üzerinde kullanıcısı haline gelecek. Torba gizli tabir ettiğiniz kişilere dönecek arkadaşlar. İlgi istek kaybı, kendine güven kaybı, kontrol kaybı, mevcut arkadaş çevresini değiştirme. Mevcut arkadaş çevresini değiştirmesinin sebebi bulunduğu arkadaş çevresinde uyuşturucu madde kullanıyorsa ne yapacak? Daha rahat bir şekilde temin edebileceği yargılama iş şekilde. Tutuklu yargılama, tutuklu yargılama şeklinde arkadaşlar. Şimdi o dediğimizin yakalayıp mahkemelerin serbest bıraktığı kişiler aslında yargılaması size gelip beni bıraktılar işte bana ceza vermediler gibi konuşuyor ama. Biliyorum. Yani serbest bıraktım. Arkadaşlar belli ama onlardan sonra bizim herhangi bir şey demeye ihtimimiz yok. Yani ama şöyle bizim olaylar bir hırsızlık gibi, bir cinayet gibi değil arkadaşlar. Cinayet oldu, olay yerine adam durur değil mi? Veya hırsızlık oldu, olay yerine bir şey çaldık değil mi? Ama bizimki anlık gelişen olaylar. Kaçıyor. Kaçma değil mi? Bir de hani bizde tonlarca mal veya şey yok artık eskisi gibi. Bir satıcının olduğu. Bunlar belki yüzlerce duyum aldık. Bir tanesi yalandır, iki tanesi yalandır. Vatandaştan en çok zarf olduğumuz koyuyor. İşte, çalışmalar da yapılıyor. Çok güzel bir aşamaya da gelindik şu anda. Özellikle o güvenli mahallem de bizim her mahallede muhtarlarıyla amirlerimiz görüşüyor. Ben mi? Karşıda çalışıyorum. Sen mi? Sen de. Şimdi arkadaşlar, dünyanın en arsızlıkçısı. Bonzai arkadaşlar, yeni nesil bir uyuşturucu. 2005 yılına kadar internette tutsu maddesiyle satıldı. Tamamen kimyasal bir uyuşturucu maddedir. Laboratuvarda üretilir, sıvı haldedir. Aklınıza gelecek amfetamin çıkmak var arkadaşlar. Bağımlı yapımı olan çok çok yüksek olan bir uyuşturucu madde. Kısa bir kullanımda şizofreni, paranoya, bipolar gibi hastalıklara çevirmekte, dişlerine ve kemiklerine yetebilecek kadar güçlü bir